Bu ne ya? Herkesin suratı beş karış. Ne oldu? Bu ne ya sabah sabah? Ya tam şirket büyüyor diye sevinirken şimdi çocuk gibi azar işitiyoruz ya. Vallahi biz çocuk muyuz ya? Bu iş olmadı yani. Vallahi. Out ne ya? Hadi Türkçe olsa kızmak da haklı da şimdi İngilizce ben nereden bileyim ya? Samet abi ne oldu toplantıda ya? Ne oluyor? Ya sorma ya. Resmen kırdı geçirdi bizi. Fırça, azar, mahvetti. Resmen doping yaptı bizi. Mobbing mi? He işte ondan ondan. Ya bu Amerikan güreşleri olur ya böyle ekipli maçlar filan. Sırma attı, Kerem vurdu bizi. Yani o zaman yani arkadaşlar gidip Kerem'le yani Kerem Bey'le bir konuşalım o zaman. Yani gidip belki de bir kulağını çekmek lazım. Yani değil mi? Bence de yani haklısın. Konuşalım. Kerem konuşmamız lazım. Evet lazım. Tamam anlatın. Yalnız çabuk olun. Çok işim var. Arkadaşlar bakın elimde ne var. Bu bir tahlil raporu. Buyurun siz de göz gezdirin. Çay ocağındaki bütün ürünleri tahlile yollamıştım. Ve çıkan sonuç gerçekten çok ilginç. Glütensiz diye satılan ürünlerin hepsi glütenli. Chia tohumu, kara buğday, laktozsuz süt bunların hepsi birer yalan. Ve bütün ürünler bildiğiniz un ve sütten yapılmış. Glüten mi yedik şimdi? Şekerli olanlar da organik hurmayla değil, şeker şurubuyla yapılmıştır kesin. Yok ya, vallahi şurup murup yok. Vallahi şurup murup yok. Ya biz hakiki toz şekerle yaptık yani. Vallahi şurup yok ya, yemin ederim yok. Kerem Bey, şu an sanırım tek yapılması gerekeni biliyorsunuzdur. Evet, şu an yapılması gereken tek bir şey var. Ama onun da zamanı bence geldi de geçiyor bile, değil mi Kerem Bey? Erkut Bey, bu yaptığınız kabul edilemez. İşinize son verildi. Puh ulan yazıklar olsun be! Yazıklar olsun lan emeklerime! Puh hepinize be! Ya ben sana sormadım mı? Sen glütensiz niye istiyorsun? Çölyak hastası mısın dedim. Sen bana ne dedin? Yok demedin mi? Sen löp 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 götürmüyor muydun o kekleri? Ya burada hiçbirinizin ne glütene ne laktoz alerjisi yok! Var ya... Hepiniz iki yüzlüsünüz ha, iki yüzlüsünüz. Ne oldu? O beyaz unları yediğinizde incileriniz mi dökündü? Allah Allah ya! Allah Allah! Siz var ya beyaz yakalı falan değilsiniz. O boynunuzdaki zincir, zincir! Zincirli! Puh! Hadi ben gidiyorum, eyvallah. Ya vallahi haberim yoktu Gonca, niye inanmıyorsun? Yoksa seni niye götüreyim oraya zaten? Kız zaten konuşturmadı bütün gece. Yok evlenelim diyor eğlencesine sonra boşanırız falan diyor. Kız harbiden manyak. Tamam Volkan tamam yani bir şey demiyorum. Zaten ben senin hayatına karışamam istediğini yaparsın. Ama eğer hayatında ciddi bir ilişki varsa ya da ciddi bir şey olacaksa... ...ben seninle arkadaşlığıma devam edemem. Daha önce bir takım hatalar yaptım. Bunlardan ders çıkardım ve bir daha o hataları yapmak istemiyorum. Ya Gonca ne ilişkisi Allah aşkına? Kız arıyor açmıyorum bile. Ya söylüyorum sana kız delinin teki. Tamam. Bittiyse ben gidebilir miyim? İnandıysan bitti. Nereden çıktı bu ya? Bu gece bir işiniz yoktur umarım. Efendim? Bu gece diyorum, umarım bir planınız yoktur. Gece mesai yapmamız gerekecek de. Hayır, gece mesaiye birlikte mi kalacağız Sırma Hanım? Bana niye söylüyorsunuz? Yanlış anlamayın diye, aklınıza başka bir şey gelmesin diye. Sırma Hanım size bir şey soracağım. Hani küçükken film izleriz ve orada karakterlere özeniriz ya... ...özendiğimiz bazı karakterler olur. Siz acaba kötü karakterlere çok mu özendiniz? Sadece merak ettim. Ben çocukken karakterleri iyi ya da kötü olarak ayırmazdım. Başarılı olanlar ya başarılı olamayanlar olarak ayırırdım. Ya başarılı olanlara özenirdim. Yani şu hayatta tuttuğunu koparanlara, isteğine sahip olanlara. O zaman
akşam mesainizde size başarılar dilerim. Heh, Kerem. Hallettin mi işi? Ha yok, ben başka bir şey için geldim. Bu bizim ustabaşını hatırlar mısın, Zeki Usta? Evet, Zeki Usta. 2 sene önce emekli oldu. Ne oldu? Aynen. Şimdi bu babam ilk üretim yaptığı yıllarda bir hata yapmış. Bütün makineler arızalanmış filan. Ama babam affetmiş sonra. Yıllarca en güvendiğimiz adam oydu değil mi bizim? Oydu. İşte bu Erkut da bir cahillik yapmış. Ama çalışkan çocuk. Yani sen onu kovmasaydın da böyle bir uyarı filan verseydin. Abi Allah aşkına ne diyorsun ya? Ben burada şirketin en önemli meseleleriyle uğraşıyorum. Sen bana çay poğaça diyorsun, gözünü seveyim. Ne? Bro, ben biraz dışarı çıkıyorum ya. Bir kafam bulanık, bir havalık ya. Hayır, hayır, hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya arkadaş bir oturun, şey yapın. Ben mi çalışıyorum bu şirkete tek başıma? Birinizin canı sıkkın, gitmek ister. Biriniz çay poğaça derdinde. Bir faydanız olsun şirkete ya. Bu nedir abi? Ben anlamadım. Biz ne çalışacağız? Kim bu? Bir kendine bakar mısın? Kim bu? Tanıyabiliyor musun? Niye oynuyorsun ya? Kerem, bak yanına şu koltuğa oturmadığın bir gün yok. Senin de bir günün bir gününü tutmuyor ya. Ne oluyor sana? Ne yapıyorsun? Ne yapmışım ben? Dolandırmadan söylesene lafı. Kerem, ben senden korkuyorum. İnsan neden korkar biliyor musun? Bilmediği, tanımadığı şeyden korkar. Tamam, yani artık ben tanıdım onu diyorum. Sen ertesi gün başka birisin. Niye böylesin Kerem sen? Tamam da senin korkmanı gerektirecek bir şey yok ki. Sonuçta sana karşı hep aynıyım. Yani bana karşı aynı olduğunu da pek söyleyemem ama yani şu anda konu sen ve ben değiliz. Sensin. Senin bu yaptıklarını Muhsin Baba duysa... Bir dakika, beni babamla mı tehdit ediyorsun? Ya Kerem ne diyorsun sen ya? Saçmalama, ben seni niye... Anladım ben seni. Abini kovdum diye şu an bu afra tafrayı yapıyorsun. Ama haklıydım, kabul et. Haklıydın. Evet, abim hatalı davrandı. Ya bence... Ona küçük bir uyarı verebilirdin. O küçük bir uyarıyla geçebilirdin. Ama şu an konu abim değil. Konu Samet abi, konu Volkan, konu yukarıda çalışan insanlar, bu şirkete emek vermiş olan insanlar. Ya Kerem, ya Samet abi yolda geçerken yanlışlıkla kolu bir yerine değse 1000 defa özür dileyen bir insan. Onu ne kadar üzdün, farkında mısın? Volkan, Volkan benim can dostum diyorsun. Biz bu şirketi beraber kurduk diyorsun. Ona karşı davranışların, o da ne kadar üzülüyor görmüyor musun? Ya anlatsana, anlayayım. Sen bu yaptıkların hangisinde haklısın? Heh. Ayşe'cim, olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. Tamam, sen karışma. Şu an seninle mi konuşuyorum ben? Ben seninle konuşuyor gibi değilim çünkü. Yani başkasıyla konuşuyorum. Ya, ya Sırma Hanım artık seni ne kadar etkilediyse... sana ne yapıp ne yapmaman gerektiğini de öğretiyor mu? Sana insanlara böyle davranmanı mı söylüyor? Acımasız, üstten bakan bir tavırla... kendini beğenmiş bir şekilde mi davranmanı söylüyor? Sırma bu işin eğitimini almış birisi. Yurt dışında, üniversitelerde kaç diploması var ben bilmiyorum artık. Bırak da işimizi yapalım. Anlaşıldı. Ha, yine bir şeyleri yanlış anlayan Ayşe Tonlamaz mı? Yok. Ya ben hiçbir şey yanlış anlamadım. Ya bence her şey şu an olması gerektiği gibi. Sen Sırma Hanım'ın etkisi altına girmişsin. Güzel bir kadın, evet eğitimli bir kadın. Ne yapıyor yani, sana şey diyor mu? Kerem bunu giy, bunu giyme. Şirkette böyle davran, her şey böyle tek tek tembih mi ediyor, ne yapıyor? Sen niye durup dururken Sırma'ya sallıyorsun ki şimdi? Durup dururken mi? Affedersin, lafımı geri alıyorum. Doğrusu şöyle olacaktı. Kıskançlıktan kudurup iş bahanesiyle Sırma'ya niye sallıyorsun? Bu gülüşü de anlamışsındır bence. Anladım ben, merak etme. Ayrıca 2 saat burada oturacaksak niye geldik, arabada konuştuk? Şirkette de konuşabilirdik. Ama gerçi abimi işten attım, bize kahve yapacak biri de yok değil mi?
Nereye kadar bu pembe rüyalar?